Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde dahlen ders algılı asenkron motorumuzun yani çift devirli asenkron motorumuzun kumanda ve motor bağlantı şemalarını birlikte hazırlayalım istiyorum. Evet, başlayalım sevgili kardeşlerim. İlk olarak kumanda şemasıyla başlayalım. R fazımızdan yola çıkıyoruz her zaman olduğu gibi. Şu bizim stop butonumuz olsun. Olmazsa olmaz stop butonumuz. Hemen akabinde sevgili kardeşlerim. Şu bizim DD start butonumuz olsun. Yani düşük devir start butonumuz. Şimdi düşük devir start butonuma bastığım zaman sevgili kardeşlerim. Eğer ki makinam yüksek hızla dönmüyorsa yani yüksek devirle dönmüyorsa. Yani elektrikli kitleme yaptım dikkat ettiyseniz. Makinamız aynı anda hem düşük devirle hem yüksek devirle dönemeyeceği için böyle bir önlem aldık. Elektrikli kitleme. Düzeltiyorum. DD kontaktörümün enerjilenmesini istiyorum. Bu şekilde düşük devirle çalışması için DD kontaktörümün enerjilenmesini sağladık. Bu şekilde 220 volt 50 Hz'lik sinyal uygulandı. Dikkat ettiyseniz mühürlemesini daha tamamlamamışız. Hemen mühürlemesini de yapalım. DD kontaktörümüzden normalde açık kontakla mühürlemesini de yaptık ve makinamızı sürekli düşük devirle şu anda çalıştırıyoruz. Devam ediyorum sevgili kardeşlerim. Şu da bizim yüksek devir start butonumuz olsun. YD start. Hemen stopun akabinden aldım dikkat ettiyseniz. Eğer ki makinamız düşük devirle dönmüyorsa sevgili kardeşlerim. Şurasının kapalı olması durumunda. Eğer ki düşük devirle dönmüyorsa yüksek devirle dönmesini istiyorum. YD kontaktörümün enerjilenmesini bu şekilde sağlıyoruz. Elektrik kitlememizi yaptık gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi hemen mühürlemesini de yapalım. Bu şekilde sürekli çalışsın. YD kontaktörümüzden normalde açık kontakla mühürlemesini de yaptık. Şimdi sevgili kardeşlerim, yüksek devirle dönme durumunda kontaktörümüzün kontakları yetersiz geldiği için buna paralel bir tane de K kontaktörü almaya çalışıyorum. Aynı anda çalışacaklar dikkat ederseniz. Aynı anda devreye girip çıkacaklar. Bu da bizim K kontaktörümüz olsun. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim kumanda şemamızı tamamladığımızı düşünüyorum. Hemen silip güç şemamıza başlayabiliriz. Evet. RST fazlarımızı alıyoruz sevgili kardeşlerim. Şu bizim yüksek devir kontaktörümüzün güç kontağı olsun. Yüksek devir. Evet. RST fazlarımızla karşılıklı olarak U ve W. 2 U 2V, 2W. Yüksek devir demek, 2 kat hızlı demek. Onun için 2U, 2V, 2W'yi sırasıyla verdim. Şimdi sevgili kardeşlerim, karşısında, klemensimizin karşısında diyebiliriz. 1U, 1V, 1W'miz var. Daha onun bağlantısını da yapacağız şimdi. Şurası bizim klemensimiz yani. Evet. Devam ediyorum. Renkli bir kalem alayım. Şu da bizim sevgili kardeşlerim. DD kontaktörümüzün güç kontakları olsun. Düşük devir kontaktörlerimiz. Evet. Hemen R fazımından şuraya geldim. DD kontaktörüm çektiği zaman sevgili kardeşlerim yine R fazımızın U ile buluşmasını istiyoruz. Dikkat etmişsiniz. Bir U ile buluşmasını istiyorum. Kablolar birbirinin üzerinden geçmesin diye böyle yapıyorum. S fazımın 1V ile buluşmasını istiyorum. Evet. T fazımın da 1W ile buluşmasını istiyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim, yüksek devirle döndürürken yani iki kat hızla döndürürken
YD kontaktörümüzü çalıştırdık. 2U'ya, 2V'ye, 2W'ye sırasıyla enerji uyguladık. Ama 1U, 1V ve 1W'nin ne yapılması lazımdı? Köprü yapılması lazımdı. Onun için hemen köprü için K kontaktörümün 3 kontaklarını kullanacağım. Bu 3 kontağı irtibatlıyorum, köprü yapıyorum. Evet. Sırasıyla 1U, 1V ve 1W'ye verebilirim. Olduğunu düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Hemen bakalım gerçekten doğru yaptık mı diye. Şu bizim kumanda şemamız doğru. Şu bizim güç şemamız, o da doğru. İkisini aynı anda göstermeye çalışıyorum sevgili kardeşlerim. Evet. Bir sonraki videomuzda plan çete üzerinde bu devremizi kuralım istiyorum. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.